Lezzetin Haritası'ndan hepinize merhaba. Lezzetin Haritası'nda bugün Bursa ilinin güzel ilçesi İznik'teyiz. İznik Gölü ile anılıyor. Toprağı ve iklimi elverişli. Haliyle sebzesi meyvesi bol, balığı da bol. Bakalım mutfağı bu kadar zengin olan İznik'in hangi güzel lezzetleri bizleri bekliyor? İsterseniz Lezzetin Haritası İznik'in güzellikleriyle başlasın. Evet Ezgi'ciğim. Canım. Evet. Ayşe ablam hazırlıklarını yapmış. Zeytin ağaçlarının altında malzemeler hazır. Ne yapacağız acaba? O fırında acaba ne pişecek? Hadi gelin birlikte görelim. Canım. Ay bahçenin güzelliğine bakın. Her yer çiçek. Aşkım. Ne haber? Oy canım. Aşkım benim hoş geldin. Ay çok. Biz sabaha kadar sarılabiliriz. Çok güzelsin. Hazırlıklara bak gel aşkım. Büryan. Evet tatlı. Bu Siirt'in büryanından farklı mı? Farklı. Kuzu. Fırında evet kuzu. İncikten mi yapacağız? Evet incikten. Sonra ne yapacağız? Bak. Serap onu unuttu. Ya heyecan yaptım ben. Tatlım benim çok heyecanlıyım. Dur bakalım. Dur bakayım be. Bir dakika Serap'cığım ne yapacağız aşkım? Ayşe abla unuttu. Yağmurlu yumrulu yapacağım. Yağmurlu yumrulu yapacağım sonra tatlım. Sonra ne? Paşa künkü. Paşa künkü. Evet tatlım sen onları yapacağım. Serap'cığımdan yardım alırız. Tamam. Sen hiç merak etme. Tamam. Çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Ay dur karıştırdım dersin arada biz yardım ederiz. Tamam. Çok özelsin. O zaman büryanın malzemeleriyle başlayalım. Şöyle evet, yer tatlım. Değiştirelim. Aynen tatlım. Şimdi önce malzemeleri sayalım. Canım sonra sayalım. Yapacağız. Evet canım benim. Kuzu incik var. Kuzu incik var. Bir bardak zeytinyağımız var. Tereyağımız var. Pirincimiz, 3 tane soğanımız, havucumuz. Tuzumuz, karabiberimiz. Evet. Bir de satırımız. Evet satırımız. Harikasın. O zaman ocağı yakalım. Yakalım. Başlayalım. İznik'te büryan nasıl yapılıyormuş? İznik'in 5000 yıllık tarihi var. Birçok medeniyete başkentlik yapmış bir ilçemiz. Çok köklü bir ilçemiz. Onun için lezzetleri de çok özel. Zeytinyağının güzelliğine bakın. Evet. Özel zeytinyağı. Sadece İznik'tekiler yiyebiliyorlar, dışarı satılmıyor. Tereyağımız eridikten sonra... Evet tatlı. Bunları birazcık böyle kızartacağız. Aynen. Mühürleyeceğiz. Yağımız eridi. Sıra geldi inciklere. Evet sıra geldi inciklere. İnciklerimizi diziyoruz. Bunu o fırında mı pişireceğiz bir yana? Evet toprak fırınımızda. Toprak fırın. Evet. Başka neler pişiyor toprak fırınında? Ev ekmekleri yapıyoruz, ekmeklerimizi yapıyoruz, tepsi ekmeği yapıp fırına sürüyoruz. Hay maşallah. Evet. Her şeyi yapıyorsunuz. Aynen. Ekmeğinizi, çayınızı, böreğinizi. Evet, aynı. Tereyağında hem de zeytinyağında. Aynen. Kuzu inciklerimizi güzelce kızartalım. Sonra da büryanın diğer işlemleriyle devam edelim. Hani güzel kızardı lan. Evet canım benim. Sonra soğanlarımızı koyacağız bütün, havuçlarımızı koyacağız. Bütün? Evet tatlım, lezzeti için. Bunu ne de kullanacağız? Niye var burada? Onda yağmurlu yumrulu da kullanacağız. İtimizi kıyacağız. Aa, sen mi yapacaksın? Evet. Böyle. Aynen. Az diye. Etimizin lezzeti aynen. İçinde kaldı. Evet. Suyu içinde kaldı, mühürledik. Evet. Biraz daha kızartsın. Tatlım sıçradı çekmesin. Ben uzakta durayım. Şimdi ben soğanları... Atayım mı? Tatlım. Evet. Atıyorum. Aynen. Uzaktan atıyorum. Evet atıyorum, tatlım. Atıyorum kaçıyorum. Atıyorum. Sonra havuç. Evet tatlım havuçları da üzerine. Bir tutam karabiber. Bir tutam tuz. Suyunu koyacağım tatlım üzerine çıkana kadar. Evet.
şöyle üzerine çıkana kadar suyumuzu döküyoruz. Açık havada İznik'te büryan yapıyor. Evet. Cazır cazır. Tatlım benim, bu 2-2,5 saat kaynayacak. Orada. Şimdi keselim, biz onun şeyini hazırladık, çekiyorlar. Hiçbir şey kesmiyoruz aşkım. Neleri biliyorlar, keselim burada. Montajı da çözmüşler. Çok hoşsun. Hiçbir şey kesmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz aşkım? 2,5 saat aşkım, kaynıyor tatlım bu böyle. Orada mı kaynayacak, fırında mı? Fırında tat. Şimdi pirinci tepsimize koyuyoruz. Benim kafa karıştı. Tepsi keselim biz. Ay çok aşağı kadar tatlı ki. Tatlım benim. Şimdi bu 2,5 saat kaynayacak. Burada. Tavuklarımız ama incik. İnciklerimiz yumuşayana kadar kaynayacak tatlım. Kaynadıktan sonra pirincimizin üzerine alacağız. Suyunu koyacağız. Toprak fırına vereceğiz. Fırından çıkaracağız. Servis. Harikasın. Harika. Sen bunun bu hali sende var yani. Var tatlı. Neler biliyorsun sen? Az değil mi? O zaman senin dediğini yapalım. Tamam tatlı. Şimdi keselim. Şimdi kesin. Şimdi. Vallahi. O hazırlamış olduğuna devam edelim. Tamam canım. Kestik de. Kestik. Ay tepsisiyle geliyor, evet, cam kabıyla. Evet tatlım benim. Ha, sen bunları güzelce suyunu aldın. Suyu evet. Nerede? Suyumu da getiriyorum. Onu da sürahiye koymuş. Evet. Ha. Suyumu da getirdim tatlım. Şimdi ne yapıyoruz? Pirinçleri tepsimize koyuyoruz. Pişmiş incikler burada. Evet. Soğanlı, havuçlu et suyumuz da burada. Evet tatlı. Karabiber ve tuz atmıştık içine. Bardak suyumuz içinde. Şöyle gezdiriyoruz. Ne kadar pirince? 3 bardak pirince. Şimdi bu oldu. Böylece fırına vereceğiz. Evet. Kapatacak mıyız ağzını? Tabii. Alüminyum folyo ile mi? Evet. Neyle? Toprak fırınımızda. Kapatmasak da çok güzel pişiyor. Biz kapatmayalım, fırına verelim. Ne kadar kalacak fırında? 20 dakika. 20 dakika. Evet. Hadi onu şurada atalım. Evet, tamam mı? Tatlı. Sen onu hatta atıp gelirsen ben burayı toplayayım ya da. Tamam. Tamam tatlı, orası evet. Dar çünkü. Ayşe ablacığım yağmurlu yumrulu köfte için hazırlıklarını yaptı. Evet tatlı. Yaptım. Neler kullanacağız? Dana kıyma, güvey baharatı, güvey sarımsak, karabiber, pul biber, tuz, soğan, evet, soğan, un. Un. Evet tatlı. Çok güzelsin. Kuzu etimiz kuşbaşı şeklinde doğranmış. Evet. Biz onu kıyma şekline getireceğiz. Aynen. Onunla aynen. Başlayalım mı? Başlayalım tatlı. Lütfen. Ablam diyor ki o kuzu eti değil diyor, dana antrikot diyor. Evet doğrudur patronum. Çok hoşsun sen. Ama kuzudan da oluyor mu? Oluyor. Oluyor, yeter ki etimiz olsun. Evet, et olunca oluyor. Biraz büyük kalacak tatlı. Ha, öyle zaten incecik kıyma gibi olmayacak. Aynen, evet. Ha, onun için. Özelliği o. Yani satır ustası olmaya gerek yok. Yok tatlı. Satırınız olsun, dana antrikot, kuşbaşı böyle etiniz olsun. İki burun başına, değil mi? Hazır. Evet, hazır. Bak hazır oldu şimdi. Çok tamam, güzel oldu. Tamam. Şimdi yoğuracağım. Kapa alıyorum. Neden yağmurlu yumrulu demişler? Şekli nasıl olacak çok merak ediyorum ben. Yağmurlu yumrulu oluyor şekli. Ondan. Bu arada ocak da yanıyor, aldı başını gidiyor. Ona evet, ben tatlı. Yağ bir şey koyayım mı? Canım benim. Evet, yağımız kızgın yağa salınacak. Çok yağ mı koymam lazım? Evet, bayağı bir yağ koyacağız. Yağım içinde oluyor tatlı. Şöyle. Bunları ölçülü koyduk biz baharatlarımızı. Güvey otu da
İznik'te kullanılan bir baharat. Evet, özellikle evet. Köftede değil aynen, mi? Aynen, aynen bu köfteye. Suyla birlikte yoğuruyoruz evet, köftemizi. Evet tatlım. Un olacağı için olacak. Değil mi? Evet canım, şunların harmanlanması gerekiyor. Harmanlandığı için unumuzu sonra ilave edeceğiz. Mücver gibi etli. Aynen tatlı. Her yerin ayrı lezzeti var. Gerçekten birçok yerde köfte yapılıyor ama hepsi farklı farklı yapılıyor. İznik'inki de mücver gibi hazırlanıyor. Unla hazırlanıp kızgın yağda kızartılıyor. Yağmuru yumru köfte diyorlar ismine de. Evet tatlım, biraz daha. Yağmuru yumru köftemizin harcını hazırladık. Yağımız kızdıktan sonra da güzelce kızartacağız. Elimizle mi yapacağız kaşıkla evet, mı? Evet, elimizle. Elimizle. Yapacağız, atacağız. Harikasın. O zaman köftelerimizi, yağmuru yumru köftelerimizi güzelce evet. Kızartalım. İznik merkezde çok güzel bir lezzet yaptık. Ayşe Hanım bize kendi elleriyle hazırladı. Büryan yaptık. İznik'in özel lezzeti. Bir de dana antrikot, kuşbaşı şeklinde doğranmış soğan, sarımsak kattık, un kattık, kızgın yağda kızarttık. Yağmuru yumru köfte yaptık. Ama soframda çok farklı güzel lezzetler de var. Mesela İznik'in yöresel tarhana çorbası var. Sonra el açması ıspanaklı börek var. Taze fasulye var. Çok severim. Çocuklar için kahvaltılık hazırlamışlar ki buranın kahvaltısı çok meşhur. İnsanlar özellikle kahvaltıya geliyorlar. Çocuklar için yemelerini özendirici bir tabak hazırlamışlar. Araba dahi yapmışlar. Uçak. Çok güzel. Süslemişler harika. Zeytin çeşitlerimiz var. Patlıcan reçelimiz var. Zeytinyağımız var. Kendi özel yapmış oldukları baklava var. Baklava çok farklı. Altı, üstü baklava hamuru evet ama ortasında kek var. Onu özellikle deneyeceğim, çok merak ediyorum. Gözlememiz var, bir de zeytinyağlı sarmamız var. Ben öncelikle büryanla başlamak istiyorum. Şöyle inciyi direkt alacaksınız. Şöyle yanına da etin suyuyla fırında pişirmiş olduğumuz pilavımızdan ki ayranım da var maşrabada bakır. Buz gibi ayran. Soğumadan yağmuru yumru köftenin de tadına bakmak istiyorum. Arkanıza yaslanacaksınız, yemeğin keyfine bakacaksınız. Özel, çok güzel, çok değişik lezzetler yaptık. Birçok gittiğimiz yerde bulamayacağımız çok buraya ait lezzetlerdi. Sunumları da çok güzel. Mesela Çin'i tabaklarda sunmuşlar. Çünkü İznik'in yöresel lezzetleri kadar Çin'isi de çok meşhur. Bu mekanda, bu tarihi konağın içerisinde Çin'i de yapılıyormuş. Ben bu güzel lezzetlerimin tadına baktıktan sonra Çin'i nasıl yapılıyor, özelliği nedir onu öğrenmek istiyorum. Önce yiyelim, sonra İznik Çinisi'yle devam edelim. Müzik
Ben yine çok yedim. İsterseniz Çin'e geçelim. Çiniciliğe gönül vermiş Selcan Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok fazla seçenek var değil mi Çin'iyle ilgili? Evet, evet. Neler yapılıyor? Dini ve sivil mimaride kullanılıyor çinilerimiz, vazolarımız, tabaklarımız, evlerinizde görsel olarak neleri beğeniyorsanız hepsi bulunmakta. Ne yapıyoruz mesela şu an? Şu anda tabağımızın üstüne desenimizi transfer edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şöyle. Önce kalıp gibi yapıyoruz, sonra evet, boyuyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi aydın yer kağıdımızın üzerinde bir tane desenimiz var. Klasik bir Osmanlı deseni. Laleler, karanfillerimiz mevcut. Bunu kömür tozuyla tabağımıza transfer edeceğiz. Şu şekilde göreceksiniz. Ay ne güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş çizgilerin üzerinden bizim el alışkanlığımız olduğu için rahat çizebiliyoruz ama hatta ben de size şimdi denettireceğim. Görünceye kadar kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. Çizgilerinizin desenlere, çiçeklere göre ince, kalınlık çok çok önemli. Gözüm yapmış olduğunuz tabakta ama ben aksesuar düşkünü olduğum için dikkatimi çekti. Yüzükle kolye de Çin'e. Evet, evet. Aksesuarlar da var bu şekilde değil mi? Evet, aksesuarlarımız mevcut. Küpelerimiz, takılarımız, günlük kullanım için aynalarımız, çeşit çeşit bayanlar için ve beyler için çok özel aksesuarlarımız bulunmakta. Ne kadar güzel.